Herkese merhaba. Bugün yeni bir Sınırsız'da karşınızdayız ve konu başlığımız 2019'da nereye gitmeli? Bugün daha çok dünya üzerinde nereye gitmeli diye şöyle bir bakacağız. Akla gelmeyen, gözden kaçan yerler üzerinde konuşacağız biraz. Biraz da yurt dışında geziye çıkarken neler yapmalıyız? İşte teknolojiden nasıl faydalanırız üzerine ufak tefek tiyoları paylaşacağız. Gelecek haftaki Sınırsız'da da Türkiye'de 2019'da nereye gitmeli konusu üzerine konuşacağız. Bugün size ilk bahsedeceğimiz ülke Kuzey Avrupa'da yer alan Baltık Denizi kıyısındaki 2000'den fazla adası bulunan ve %50'den fazlası orman olan Estonya. Estonya, Kuzey Avrupa'da dedik, Baltık Denizi kıyısında özellikle yaz aylarında çok sıcaktan hoşlanmayan kışçıların tercih edebileceği bir ülke bence. Üstüne üstlük Estonya dünyadaki en hızlı internet altyapılarından birine sahip. Yaklaşık 1.3 milyon nüfusu var ama ülke çok büyük olduğu için ve %50'si ormanlarla kaplı olduğu için çok rahat gezilebilecek, görülebilecek kültürel değerleri çok çok fazla olan başkenti Tallinn'de üstüne üstlük Avrupa'nın en iyi korunmuş şehirlerinden birisi. Dolayısıyla Estonya bu sene eğer yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız aklınıza gelebilecek destinasyonlardan biri. Şimdi isterseniz Kuzey Baltık Denizi'nden Akdeniz'e doğru, hatta Akdeniz'in Afrika kıyısına dönelim. Afrika'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinden birisi de Tunus. Tunus geçtiğimiz yıllarda yaşanan iç karışıklıklar ve
birçok acı olay nedeniyle aslında gözden düşmüştü. Ancak şimdi yeniden düşünmenin vakti geldi herhalde Tunus'u. Magnifique. On ne sait plus où on est, on ne sait plus quand on est carrément sorti de la réalité ici. Je n'ai qu'une chose à te dire, que la force soit avec toi. Tunus tarihi, coğrafyası, kültürüyle mutlaka görülmesi gereken ülkelerden biri kanımca. Ama Tunus'a gittiğinizde aklınızda bulunması gereken en önemli şey, nereye giderseniz gidin pazarlık edin. Çünkü Tunus'ta ilk fiyat sorduğunuzda daima size olanın 4-5 katı fiyat söylüyorlar. Tunus'ta nereleri görmek gerekir derseniz başta başkent Tunus ve başkent Tunus'ta ünlü Bardo Müzesi, hele hele Gaziantep'te Zeugma Müzesi'ni gezdiyseniz ve beğendiyseniz Bardo Müzesi'nden de aynı şekilde keyif alacağınızı düşünüyorum. Bunun dışında Sidi Bou Said, ki Bodrum'un mavi beyaz evlerine benzeyen evleriyle şairler şehri olarak bilinen Sidi Bou Said mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Büyük Sahra Çölü var. Hatta Tunus'tan
Manastır'a doğru bir tren seyahati yaparsanız hem çok keyif alacağınızı düşünüyorum hem de çok fazla para harcamadan bunları yapabilirsiniz. Zira Tunus'un ekonomisi de bizimkine yakın ve çok çok fazla, yani harcayacağınız en önemli kalem herhalde uçak masrafı olacaktır. Tunus'tan sonra gene vizesiz gidebildiğimiz ülkelerden birine dönelim. Üstüne üstlük bu sefer daha da yakına geleceğiz, Gürcistan. I want to tell you about Georgian greeting. Gamarjoba is hello, and Genatspale means literally my life for yours. Says a lot about Georgia, doesn't it? Gather your gear, put on your backpack, walk into the wilderness. This feels like a painting, or are we dreaming? Georgian hospitality is famous, and it starts when you just walk in any place. On the one hand, you have snowy mountains and modern skyscrapers, and on the other side, relaxed fishermen looking for dinner. Over 8,000 years of cultivating wine? Yeah, I'd say they know what they're doing. Tell me, is there anything more you need? Here, even rivers are falling in love. Each corner of every street has its own secret. I had high expectations, and they were exceeded. All beautiful songs come to an end. More than 7 million tourists shared their emotions about our country on social media. Using artificial intelligence, we've collected this valuable data into the first ever digital guidebook of the country. Find out what our guests feel about Georgia and generate your own personalized guidebook. Evet, Kuzeydoğu komşumuz Gürcistan'a nüfus kağıdıyla bile gitmek mümkün. Herhalde bu onu bayağı bir avantajlı duruma getiriyor. Üstüne üstlük başta Batum ve Tiflis olmak üzere bütün şehirleri hem Rus döneminden, Rusya döneminden etkiler taşıyor, Sovyet döneminden, hem de daha eskiye de dayanıyor tabii ki tarihi. Ve özellikle Tiflis tarihi anlamda, tarihi doku anlamında belki de bölgesindeki en güzel şehirlerden biri. Üstelik Gürcüler de Türk insanına benziyorlar. İlk bakışta belki biraz asık suratlı gelebilirler size ama herhangi bir konuda yardım istediğinizde dünyanın en yardımsever insanlarına dönüşüyorlar bir anda. Herhangi bir konuda hemen yardımcı oluyorlar. Üstüne üstlük Gürcistan'ın yemekleri, yemek kültürü de bize benziyor. Karadeniz kültürü tabii ki çok yakın ve ülkede en çok tüketilen gıda ürünleri mısır ve cevizden yapılıyor. Pideleri, meşhur pideleri bizim kendi Karadeniz pidemize benziyor. İşte şarapları çok meşhur ve çok güzel. Yani kısacası eğer bu yaz yurt dışına gitmek istiyorsanız ve bütçeniz de darsa yine Gürcistan çok iyi bir alternatif olabilir. Buralara giderken biraz teknolojiden bahsedeceğiz demiştik. Örneğin harita kullanımını düşünüyorsanız ancak o ülkenin telefon tarifesine geçmek istemiyorsanız çünkü roaming rakamları çok çok yüksek. Bu durumda size birinci tavsiyem gideceğiniz bölgenin haritasını Google Maps'ten çevrim dışı olarak önceden indirmeniz ve gitmeyi düşündüğünüz yerleri önceden işaretleyip kaydetmeniz. Bu çok çok faydalı oluyor çünkü bu şekilde sadece telefonunuzun oradaki hatta bağlanmasıyla herhangi bir ücret ödemeden gideceğiniz her yere arabayla nasıl gideceğinizi ya da kısa mesafedeyse nerede olduğunu çok kolay bulabiliyorsunuz. Bunun dışında çok fazla ülkeyi arka arkaya gezmeyi düşünüyorsanız örneğin Signal isimli bir uygulama var. Bu uygulama sayesinde hangi ülkede saat kaç takibini yapabiliyorsunuz. Şimdi daha da uzaklara uzanalım ve Filipinlere bir göz atalım. Thank you.
fish are eating. So should you, anak. Hmm. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Look around. There's so much more to enjoy. Heard that? Evet, Filipinler özellikle doğal güzellikleriyle ilgi çeken bir ülke ve 7600'den fazla adadan oluşan bir ülke. Filipinler'de özellikle su altıyla ilgilenenler için çok fazla görülecek yer var ve özellikle su altında makro fotoğrafçılıkla ilgilenen değişik küçük canlıları görmek isteyenler için muhteşem bir bölge. Tabii ki kültürü çok çok farklı, mesafesi çok çok uzak ama yine de açıkçası benim gidip görmem gereken yerler listemde bayağı üst sıralarda. Bu hafta size sunduğumuz bütün videoları bahsettiğimiz ülkelerin Turizm Bakanlığı'nın internet sitelerindeki videolarından aldık. Önümüzdeki hafta size başta da söylediğim gibi daha çok Türkiye'de nerelere gitmeli, neler yapmalı üzerine konuşacağız. Bugün bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için herkese çok teşekkürler. Haftaya yeni bir Sınırsız'da görüşmek üzere.